Emredersiniz komutanım. Senin yüzünden işte. Yürü! Merhaba. Çok bekledin mi? Vallahi bravo ya. Bir tek telefonumla şak diye geldin ha. Aslında yine saçmalayacaksın sandım biliyor musun? Ama hayır diyemeyeceğim bir şey istedin. Doğrusu bunu senden hiç beklemezdim. Bekle. Bekle kız, benden daha neler göreceksin sen, bekle. Ha, Arif abi burada. Ona soralım. Evet. Arif abi Ati'yi gördün mü? Görünce görmemezlikten geliyorum Kerkenez'i. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Ya abi bırak şimdi adamı. Leventus hemen çağırıyor, gördün mü? Aşağıda CD satıyordu. Ama yerinde durmuyor ki fırıldak. Ne yapıyorsunuz mi? Susaklar. Susak mı? Ben sana demedim ki be Arif abi. Ben sana değil bir şey diyeyim. Onlara dedim, onlar susak. Vallahi ben de gördüm, biliyorsunuz mu barolar? Ne? Kerkenez'i mi gördün? O dengesizi bir göreyim, onun suratına oturacağım vallahi. Yok be, gibiş o değil. Çok daha büyük bir haber, daha esaslı bir haber. Seyfi'ciğim, sen burada bile boş beleş gezerken ziyaretçi parkında ne oluyor biliyor musun? Ne? Vedat'la Gacı buluştu. Anam! Hangi kızla? Pelin'le. Seyfi'ciğim, özür dilerim baba, şu an ziyaretçi parkında çok romantik bir bankta oturuyorlar. Baş başa. Baş başa. Vay sinsi terliksi vay. Var mı lan arkadaşının arkasından dolap çevirmek ha? Bırakın abicim şimdi Vedat'ı, Pelin'i falan. Gidip şu Kerkenez'i bulalım. Ati nerede? Ati gördün mü? Gördüm. Onu da gördüm. O da şeyde, ziyaretçi parkında dolanıyor fırıldak öyle. Hadi gidip bakalım şuna ya. Ben de geleyim o zaman. Ha, orada işte Vedat. Geliyor. Konuşalım bakalım şunu. Ama deyip Seyfi, siz kardeşsiniz. Bir gerginlik olmasın. Vedat, ne yaptın be ya? Yaramaz. Bak beni de yalancı çıkardın ha. Vedat, ne ürdün lan kızı? Sen yapıştın mı bırakmazdın. O araba camına yapışmış oyuncak aylar gibi. Evet, küçük Meftun'un asker CD'leri yalnızca 5 YTL. Memleket hasretine, aşk yarasına birebir. Var mı lan? Vedat, yakışıyor mu bu sana? Ne oldu ki? Bir de ne oldu diye mi soruyorsun birader? Bak, kızı o kadar seviyorsan çıkarsın Seyfi'nin karşısına, adam gibi konuşursun. Arkadan iş çevirmek, bir kız için arkadaşını satmak. Bizim kitabımızda yazmıyor bu hareketler. Aa, yeter ama ya, bilip bilmeden konuşmayın. Bırakın abicim, bırakın. Yormayın güzel çenenizi. Vedat işte. Kız gördü mü arkadaşını da unutur, kendini de. Bak Seyfi, bu konuştuklarına sonra pişman olacaksın. Ne yaparsın? Söylediklerini yuttururum, moralırsın. Kolaydı. Kavga etmeye gerek yok canlarım, ciğerlerim. Sakinleşelim. Sakinleşmek için müzik dinleyelim. Küçük Meftun'un CD'leri, 2 YTL. Ha? Seyfi, tamam ben gizlice buluştum bu kızla ama niye buluştum? Bir sor bakalım. Kendim için mi buluştum? Kimin için buluştun? Senin için. Benim için buluşmana gerek yok kardeşim. Ben kendi işimi kendim hallederim. Ben seni şu formları yırttım ya kardeşim. Büyük etmişim. Özür dilerim ya. Sonradan anladım. Pelin'i aradım. Formlardan bir tane daha istedim. Ya ne olursa olsun ben arkadaşımın istikbaliyle oynayacak adam değilim kardeşim. Vedat'ım sen ne yaptın? Ben daha Türkiye'deki bedava okulları bitiremedim. Amerika'da... Kardeşim eğer senin kızla aranda bir şey varsa ben çekilirim aradan ama... Hayat çok kısa be buddy. Ha? Bir kıza değmez ya. Arkadaşlık değmez bir kıza. Bak bunu da söyleyen kim biliyor musun? Asrın çapkını be, ne diyorsun ha? Beyler, annem telefon bekliyor benden. İzninizle. Evet arkadaşlar, bu güzel anı pekiştirmek amacıyla ne yapıyoruz? Hep beraber Küçük Meftun'un CD'sini alıyoruz ve şarkılar söylüyoruz. Evet, yalnızca 1 YTL. Size bir... Kerkenez, ben senin ümmünü sıkmaktan bıktım. Sen beni kazıklamaktan bıkmadın mı? Öldüreceğim. Meftun bir dur. Yani vur ama önce bir dur dinle. Ben senin istikbalini düşündüm.